Seni dinliyorum Reha. Bazen insan nasıl mutlu oluyor, nasıl mutlu kalıyor diye düşünüyorum. Nasılmış peki? Seviyorsan, seviniyorsan, bir de seviliyorsan mutlusun, bu kadar basit. Bunu kaybedersen mutsuzsun. Bunu kaybetmemek için kavga ediyorsan haklısın. Bütün bunlar bana kurt masalı gibi geliyor Reha. Yani bu bir ilaç olsaydı adını kofti koyardık. Öyle mi? Ben hissiyatımı anlatmak istedim sadece. Bu olanların hasta astarı var mı? Tabii ki yok. Durduk yere kendimi niye mutsuz etmek isteyeyim? Mine ile bir ilişkin oldu mu? Hayır. O zaman bunlar nereden çıktı? Bilmiyorum. Desem yalan. Biliyorum desem o da yalan. Yeşilçam'dayım. Pis bir piyasa. Kime baksan şıkır şıkır, kademli, candan, hak yemez. Belki de Mine Cansu bizzat kendi çıkardı bu dedikoduları. Öyle ya, filmleri eskisi kadar iş yapmıyor artık. Kendisi çıkartmış olabilir. Ya da hasımlarım uydurmuş olabilir. Seninle münasebetimizi bozmaya çalışıyor olabilirler. Şaşırmıyorum. Kötü olan da bu ya. İnsan şaşırmıyorsa kirlenmiş demektir. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun Reha? İşimle alakalı Mine Cansu'yla bir daha çalışmayacağım. Ailemi, mutluluğumu, evdeki huzurumu bozan kim olursa harcarım. Bir değil, 10 tane Mine Cansu'yu silerim defterimden. Bu konuşmayı bir daha yapmayalım Reha. Ya işte, Yeşilçam'dayım. Başıma gelmez zannediyordum ama geldi. Bir daha da gelmez diyemem. Ama seni, beni mutsuz edenlerle savaşırım. Sana, bana, kızıma dokundurtmam. Bunu bil. Bunu bilirsen bu nevi konuşmayı bir daha yapmayız. Güzel. Eğer meyve yemeyi istiyorsa ağaca çıkabilmeli insan derdi baba. Ama ağaçta meyve olmayabilir. Ağaçtan düşebilirsin. Hatta ağaçtan hiç inemeyebilirsin Reha. Bütün bunları insan göze almalı. Neyse, konuşmuş olduk. Eman avlar niye var o zaman?